5 ekranlarından yeniden hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Türkiye koalisyon ve görüşmelere kilitlendi. Dün son görüşme gerçekleşti. AK Parti Genel Başkanı Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu bir araya geldi. İstikşafi görüşme denildi. Görüşmenin sonrasında Türkiye ve piyasalar dünyada bu görüşmenin neticesini bekliyordu. Bir koalisyon olabilir mi? Türkiye normalleşebilir mi diye beklenildi ama maalesef o koalisyon görüşmesinden bir koalisyon çıkmadı. Peki bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin siyasi tecrübesi neleri bize gösteriyor? Tarih tekerrürden ibaret edecek mi? Erken seçimde sonuçlar değişecek mi? Bunları konuşacağız. Siyaset bilimci Sadrettin Karaduman stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Teşekkür ederim. Çok fazla beklentiniz yoktu aslında sizin koalisyonla ilgili. Ama böyle bir sonuçta biraz tuhaf olmadı mı sizce? Neden 30 gün görüştüler bunlar? Yani o süreçleri tüketmek istiyorlar. Bunun için öncelikle onu ifade etmekte yarar var. Bunlar işte 45 gün süreler var. Bu sürenin bitmesini beklediler. AK Parti mi bekliyor? AK Parti öyle yaptı. Esasen asıl burada tesir olan Cumhurbaşkanı'nın duruşu ve tavrı. Sayın Cumhurbaşkanı'nı anlamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanı ne istiyor? Diyor ki işte AK Parti tek başına iktidar olamadı. Hatırlarsanız 400 milletvekili istemişti. Evet. Ondan sonra işte 300'lerle halledilir falan diye. Düşe düşe bir yere geldiler ama vatandaş, halk da daha değişik bir sonuç, bir tablo ortaya koydu. Bu Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı bu tatmin etmedi. Ne olur? Bir kere öncelikle onu irdelemek lazım. Yani AK Parti beklenen sonucu alamasa dahi, 276'yı gene bulamasa da Sayın Cumhurbaşkanı'nın kaybedeceği bir şey yok. Yani 18'i eksik milletvekiliyle de hükümet kurulamamıştı. Atıyorum mesela 250-240 alsa da bir problem olmaz kendi arasında. Aynı zaten şey kurulamayacak. Ama ya tutarsa, hani Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibi bir şey, ya tutarsa, tutarsa da maliyeti, kendileri arasında maliyeti düşük olan bir şey yapmış olur. Ülke maliyeti bedeli ağır ama kendi arasında düşük bir maliyeti olan sonucu elde etmiş olurlar. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir beklentisi var. İşte başkanlık sistemi tabii beklentisi ki var. Tek başına iktidar olma beklentisi var ama siz dediniz ki süreci doldurmak istiyorlar. Şimdi dün Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasından şu sonuç çıkıyor. Bu hükümet bir koalisyon kurulamayacak. Yani CHP ile olmadı. MHP ile zaten kapılar kapalı. HDP'ye gitmeyeceğiz. Dolayısıyla normalde yapması gereken Ahmet Davutoğlu'na gidip Cumhurbaşkanlığı görevi iade etmesi gerekmiyor mu? Yasal olarak. Tabii ki bu gerekiyor. Ancak kurulamama diye de biraz yerlemek lazım. Yani niçin kurulamasın? Bizim dışımızdaki, Türkiye'nin dışındaki herhangi bir ülkede böyle bir sonuç çıkmış olsaydı fevkalade bir hükümet kurulabilirdi. Geçmişte olduğu gibi. Yani Cumhuriyet tarihinde bunun örneği de yok zaten. Bunlar beklediler. 45 günlük süreci tamamlayalım, dolduralım. Millete de zımmen şöyle söylemiş oluyor. İşte ey millet, gördünüz. Yani bunlar ne olmuyor zaten. Ne yapalım? Bir de MHP ile denedik. Muhtemelen bunlar MHP ile anlaşma yoluna gideceklerdir. Ama erken seçim, ama koalisyon. Yani koalisyon ihtimali zor gözüküyor da erken, yani MHP kendi tarihinde, daha doğrusu AK Parti ile birlikte meclis olduğu tarihe baktığımız zaman sürekli AK Parti'ye sıkıştığı zaman yardımına koşmuştur. Ama Bahçeli dün açıklama yaptı. Davutoğlu'nun randevusuna karşı bizim duruşumuz değişmedi. Ne seçim hükümeti ne bir koalisyona yokuz dedi. Doğrudur. Bunları söyledi. Ama geçmişteki uygulamalarına baktığımız zaman bu mevcut açıklamayı nakseden bir duruşları söz konusudur. Böyle yapacaklardır muhtemelen. Yani bu sefer de en hafifi nedir? Meclise gitmemek suretiyle işte hükümetin güven oyu almasını sağlayıp erken seçime götürme ihtimaller var. Meclise Kasım ayının nasıl güven oyu sağlayacak? Yani 276 şartı aramayacak o zaman. Meclisteki katılım düşmüş olacak. 80 milletvekili düşünce. O katılıma göre işte yarıdan bir fazla çoğunluk aranmış olacak. Peki o zaman AK Parti tek başına iktidar olmuş olmayacak mı? Yok, mevcut hükümetle, yani mevcut hükümete seçime götürecek hükümete bu destek verilir sadece. Şimdi diyelim ki peki ondan sonrası eğer uzatmaya çalışırlarsa, ki karar alacak falan, diyelim uzatmaya çalışırlar. Hani sizin sorunuz için söylüyorum. Uzatmaya çalışırlarsa da bir gen soru verilir ve hükümet düşürülür. Peki Davutoğlu görevi iade etmeli mi, etmesi gerekmiyor mu? Yani sonuçta bunu bir kılıfına uyduracaklar. Kimlerine göre etmesi gerekiyor? Kimlerine göre gerekmiyor? Gerekiyor diyenler CHP çevreleri. Onlar ısrarla ve önemli bu hükümetin muhakkak kurulması gerektiği yönünde beyanatta bulunurlar, telkinde bulunurlar, hatta zorlamada bulunurlar. O çevrenin yazar çizerleri, konuşanları aman ha sakın ha masayı terk eden sen olma telkinde çok sıkça bulunurlar. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu şu an o role soyundu. Bunu yapmakta neyi elde etmiş olacak? Bir kere parti içerisinde
kendisini tartışmaz bir konu yükseltecektir. Önümüzdeki genel kurullarda veya kendi ifadelerle kurultaylarda başarı elde etme ihtimali vardır. Ve sadece lafla değil bir de hükümetin içinde olma, hani kırmızı plaka diye ifade edilen şeylere de kavuşmuş olacaktır. Kendisi ve milletvekilleri. Dün Davutoğlu'nun açıklamalarında kendisine kongre desi oldu. AK Parti'nin yaklaşan bir kongresi var. Bu kongre ertelenecek mi sorusu sorulduğunda ben her şeyin zamanda yapılması gerektiğine inanıyorum dedi. Açıklamalarda bir de Cumhurbaşkanı'nda göndermeler vardı aslında. Davutoğlu üstü kapalı Cumhurbaşkanı da göndermeler de bulundu. Dedi ki seçime gidecekse meclis halleder. Cumhurbaşkanı'na gerek kalmaz evet, bu anlamda. Evet. Buradan bir rahatsızlık çıkar mı ortaya? Davutoğlu bir rahatsızlığı var yani mı? Yani artık AK Parti'nin bundan sonra tek parça olarak bütünlüğünü koruması ihtimali biraz zayıf. Bundan sonrası muhtemelen böyle tartışmalarla, böyle iç çekişmelerle gidecektir. İster erken seçime gitmiş olsunlar, ister erken seçime gitmemiş olsunlar. Zaten bu son seçimde aldıkları oy oranı ve elde ettikleri milletvekili sayısı şöyle bir tablo ortaya çıkarmıştır. AK Parti büyüsü bozuldu. Bundan sonra artık bu dikiş tutmaz. Yani bu seçimlerde 1 puan, 2 puan hesabını yapıyorlar ama daha fazla sürdürebileceklerini zannetmiyorum. Bundan sonra zaten iç çekişmelerle, işte hata aramalarla veya Sayın Cumhurbaşkanı da bir sopa elde etmiş oluyor. Bunu AK Parti içerisindeki ekipleri, başkaldıranları hizaya getirmek için bir sopa olarak da kullanacaktır. Şimdi Cumhurbaşkanı bu koalisyon görüşmesinden bir gün önce yaptığı açıklamada şey demişti. Yani koalisyon olacak diye AK Parti siyasi intihara girmez demişti. Aslında bu bir mesaj mıydı Davutoğlu'na? Tabii. En baştan beri hem Cumhurbaşkanı hem de Başbakan yani birbirlerine aykırı açıklamalar yapmıyorlar. Yani evet. Bu manada bir tutarlılık var. Tek ses vermeye gayret ediyorlar. En azından bugün için görüntü budur. Kendi durdukları yerde duruyorlar. Bunlar ta temelinden beri erken seçim istiyorlar ve işi oraya doğru götürmek istiyorlar. Peki Davutoğlu erken seçim istiyor mu? Yani Davutoğlu'nun erken seçim isteyip istemediği de Sayın Cumhurbaşkanı'nın isteğine bağlı olarak, ona paralel olarak bir şeyler ifade etmesi gerekiyor. Ve o da rolünü iyi oynuyor. Şimdi bir kongre olacak AK Parti'de. İşte tabii. Bu seçimden önce olması muhtemel gibi gözüküyor şu anda. Evet. Çünkü seçimi Kasım'a yetişir mi, yetişmez mi belli değil. Kasım'ın 3. haftası muhtemelen. 3 ay geçmesi gerekmiyor mu kongreden sonra? Böyle bir yasal zorunluluk. Kongreye gitmeyebilirler. Bilmiyorum. O konuyu çok iyi bilmiyorum açıkçası. Ama giderse bir değişiklik olabilir mi AK Parti'de? Değişiklik olacağını zannetmiyorum. Kısa dönemde bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. 3 dönemlikler ne olacak? İşte onlar hepsi sıkıntı. Yani şimdi bir meclise yeni girenler deniliyor ki işte biz bazı illerde çok cüzi oylarla milletvekili kaybettik. Bunların sayısı da şudur. Bunlarla ilgili araştırmalar var. Evet. Biz burada demek ki yanlış tercihte bulunduk. Bunu düzeltebiliriz şeklinde bir şeyler var. Düşünceleri var. Eğer böyle olacaksa meclise yeni giren işte 3 ay, 4 ay, ne kaç ay olacaksa bu kadarlık siyasal ömrü veya meclis ömrü olan milletvekilleri ne yapacak? Bir. İkincisi o 3 dönemlikler şimdi bu süreçte evet bizim cezamız bitti. Şimdi artık yeniden siyaset yapmak istiyoruz derlerse ne olacak? Yani AK Parti'de bir cadı kazanı misali sorunlar üst üste gelmiş olacak. AK Parti büyüsü dediğim gibi bozulmuş oldu. Bununla da durumu daha fazla pekiştirecek neticeler elde edecek. O zaman işte Bülent Arınç'ın 8 Haziran'da ben konuşacağım. Evet. Melih Gökçek'le ilgili 100 tane belge açıklayacağım. İfadelerinin hepsi bu ihtimaller göz önünde bulundurulduğu için mi gerçekleşmiş? En son zaten çıktı kameradan karşı dedi ki evet konuşmayacağım dedi bu sefer. Çok daha fazla soru sormayın. Ben bu konuyu kapattım falan dedi. İşte parti disiplinler sınırında bunu ele aldı. Kendisinin mevcut Türkiye şartlarını çok iyi bildiğini, iyi gözlemlediğini falan ifade ederek bir kılıf, bir gerekçe uydurarak onları söyledi. Bu konu artık kurcalamayacağını ifade etti. Şimdi asıl mesele aslında seçimlerle ilgili konuşulan meselelerden biri de şu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçi bunlara çok sert tepki gösterdi ama işte AK Parti tek başına iktidar olmadı. Bir anda çözüm süreci rafa kalktı, terör olayları hortladı. İşte AK Parti ve hükümet etkin bir şekilde terörle mücadeleye başladı. Bunların hepsi bir seçim yatırımı mı gibi sorular var. Bu karışıklıklar, bu kaos ortamı, işte AK Parti'nin yeniden tek başına iktidar olması. Bakın biz iktidardan düştük, Türkiye bu hale geldi. Biz iktidara gelirsek tekrar düzenir mesajı vermek mi diye soruluyor. Cumhurbaşkanı tepki gösterdi bunlara ama böyle bir ihtimal olabilir mi? Yani onlar hepsi muhtemeldir. Ancak burada ortaya çıkan tablo şudur. AK Parti artık yönetemiyor.
Buna Tayyip Erdoğan da dahil. Yani hangi tezleri öne attılarsa, hangi adımlar atacaklarını duyurularsa bunlar tamamı çöktü. Nereden çıkarıyorsun sen? Yani işte mesela işte ekonomiyi artık ayakta tutamıyorlar. Yani döviz fırlıyor, borsa düşüyor. Ama bir kriz var mı şu anda piyasada? Yani adı konmamış bir kriz var sonuçta yani. Ülkede adı konmamış bir kriz var. Yaprak kıpırdamıyor. Ekonomi çarkları durma noktasına geldi. Bu her alanda böyle. Çözüm süreci dediler, ellerinde patladı. Yani evet, boş alanları, dağları, taşları bombalamayla olmaz bu işler falan diye nutuk atıyorlardı. Şimdi kendileri bombalıyorlar. Yani ne dedilerse tam tersini yapıyorlar. AK Parti gerek içeride, gerekse dışarıda kurmuş olduğu ittifakları da dağıttı. Yani onlarla da yürüyemedi. Onlarla da karşı karşıya geldi. Ve hem içeride bir savaş veriyor, hem dışarıda bir savaş veriyor. Partinin kendi içinde çok ciddi sorunlar var. Dolayısıyla bir yerlerden düğmeye basılmış, öyle görünüyor. Yani bunlar işte beklediler ki ömür boyu bu işi yaparız. O bir yerlerin de adını koymak gerekiyor mu? Bir yerler derken. Şimdi yani, çünkü çok bir yerler var artık. Tabii paralel ki, var, doğrudur, şu var, bu var. Kim o bir yerler? Yani AK Parti'nin kurmuş olduğu, bir kere küresel sistemle kurmuş olduğu ittifak var. Bunu ta temelinden beri Sayın Erdoğan, evet biz Erbakan'dan ayrıldık çünkü böyle olmuyordu. Bundan sonra biz şu güçleri dikkate alacağız ifadeleriyle girmiş olduğu yol. Orada kimlere söz verdilerse, içeride TÜSİAD olabilir, dışarıda küresel sistemin aktörleri olabilir. Sonuçta yani rol alan kişiler, görev süresi mesela olabilirse değişmiş olsa bile sistem değişmiyor. Küresel sistem aynen evet, ayakta. Ve bunlara verilen sözler var, onlarla birlikte yürünmesi var. İşte İncirlik meselesi, İncirlik açıldı mı açılmadı mı? İncirlik Amerika verildi mi, kullanımına sunuldu mu sunulmadı mı? Bu dahi şu an belirsizlik gibi gözüküyor ama oraya giden gelen uçaklar var, oradan yapılan operasyonlar var. Bunlar da yazıp çiziliyor bir şekilde. Dolayısıyla bu bir yerleri tam manası biz de göremiyoruz. Üstünde bir örtü var, o örtünün altında ne yürüyorsa yürüyor. Ama her şeyle birlikte kurulan bütün ittifaklar çökmüştür. İçeride ve dışarıda partner olan, müttefik olarak yanında kimleri aldıysa bunlarla yollara ayrışma ve ayrılma noktasına gelmiştir. Şimdi bundan sonra ne olacak peki? AK Parti işte içinde bir sıkıntı var, dışarıda hükümetsizlik gibi bir problem var Türkiye'de. Önceki Türkiye'de böyle bir örnek var mı? İşte seçim olmuş, hükümet kurulamamış ve baskın erken seçime gidilmiş, hükümet kurulamamasından dolayı. Böyle bir örnek var mı? Bu örnekler var, fazlasıyla var. Bu örnekler genelde ihtilal dönemleriyle aşılmaya çalışılmıştır. 1950 ile 60 arasında serbest seçimlerde Adnan Menderes'in tartışması olarak hep birinci parti gelmesi süreçlerinden sonra baktılar ki olmuyor. Hemen bir ihtilalle ortalığı yeniden dizayn etmeye çalıştılar. Burada bu örnek var ama 10 yıl devam etti. Böyle bir tehlike var mı Türkiye'de? 10 yıl sonra yok, böyle bir tehlike yok. Ben başka bir şey işaret etmek istiyorum burada. Her dönemde Türkiye'deki tıkanıklıkları milli görüş açmıştır. Bu tıkanıkları aşma ve Türkiye'nin ufkunu açma bakımından milli görüş çok anlamlı katkılar sunmuştur. Evet, 1960 yılında milli görüş yoktu. 69 yılında milli görüş hareketi başladığında ilk siyasi partisinde kurban vermiştir. Yani bunlar yine darbeciler darbeye devam ettiler sonuçta. Ama 70'li yıllarda o 12 Mart 1971'de yapmış oldukları muhtaranın arkasından, verdikleri muhtaranın arkasından yapılanan siyaset Milli Sanayi Partisi'ni kilit parti noktasına getirmiştir ve gerek sanayileşmesi, ülkenin sanayileşmesi gerekse manevi kalkma bakımından Türkiye tarihinin görmediği ve hayal edemediği noktada gelmiştir. Bunu da yine 1980 ihtilaliyle üzerine örtmeye çalışmışlardır. Ama 1990'lı yıllarda milli görüş tekrar inkişaf etmiş, tekrar milletin arzuladığı bir noktaya gelmiştir. Onun hemen akabinde yine bir darbeyle, postmodern darbeyle, 28 Şubat darbesiyle kenara konmuştur. Bir sürü sıkıntılar çekmiştir. Şimdi bunlar tarihte de olmuştur, olacaktır, bundan sonra da olacaktır ama bunun gerçek manada, yani oyalama taktik anlamda olabilir veya ben iyi yapacağım zannıyla çıkılmış olabilir ama milletin oyalanmasından ve Türkiye'nin patinaj yapmasından başka bir sonuç üretmeyecektir bunu. Türkiye'nin tekrar düzle çıkması için yeniden bir milli görüş inkişafına, yeniden milli görüşün desteklenmesine ve meclise sokulmasına, hükümette rol almasına ihtiyaç vardır. Şimdi tamam, milli görüş geçmişte tarihi boyunca önemli başarılara imza atmış. Evet. Türkiye siyasetine bir iz bırakmış. Fakat şu anda geldiğimiz noktada milli görüş işte İrancılıkla
suçlanıyor. Evet. Milli Görüş Esatçılıkla suçlanıyor. Milli Görüş Hareketi Ergenekonculukla suçlandı. Gerçi şu anda Suriye ve Ergenekon noktasında Milli Görüş'ün dediklerine gelin ama bir de realite var. İşte ittifak yaptınız. İttifakta %2 oy aldı Milli Görüş. Bundan sonra nasıl bir umut olabilir Milli Görüş? Tabii ki yani sıkıntı burası. Esasen bunlar aşılmış olsaydı, bunun hemen hap halinde, ne bileyim şurup halinde çevirip de ey millet bunun için iyi gelecekse denmiş olsaydı o kolaydı. Ancak Milli Görüş'ün hızını yavaşlatanlar, kenara koyanlar sadece hızını yavaşlatmakla yetinmemişlerdir. Bunlar kendi içinden çıkan kadrolara görev vermek suretiyle, onların önünü açmak suretiyle daha derin ve daha anlamlı işler yapmışlardır. Bu gerek Turgut Özal'da yani 1980 askeri darbesiyle Milli Selam Partisi'nin de kapatılması diğer siyasi partilerle birlikte. Aynı zamanda önüne kesilmesi ve Türkiye'nin bu almış olduğu hızının da kesilmesi anlamına geliyordu. Bunu yaparken işte o dönemde Turgut Özal'ın önüne açıldı. 28 Şubat sonrası da yine kendi partisinin içinden çıkarmış olduğu ekiplerin önünün açılması suretiyle başka bir yol verildi. Yani bunları izah etmek, bunları anlamlı hale getirmek biraz zor. Vatandaş çok fazla derin düşünmüyor. Ama bundan sonra herhalde ki düşünceye sevk edecektir vatandaşımızı. Bunlar daha iyi anlatılabilecek bir döneme, bunların iyi anlatıldığı bir döneme doğru girmiş olacağız. Millete bunları anlatılacak. Yoksa son derece haklı bir sorusu var vatandaşın, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Madem öyle, neden Milli Görüş de şu ittifakları kurduğu halde yüzde şuklar oy aldı deniliyor. Bunların hepsi geçici şeyler. Esasen bu potansiyel mevcuttur. Bu potansiyel bir harekete geçtiği zaman ne Türkiye'nin önünü tutsa alabilirler ne de Milli Görüş'ü bir daha tutabilirler. Şimdi ikinci bölümde belki Saadet Partisi'ni ve belki seçimlerde bir ittifak evet. olacak mı onları konuşacağız. İzleyicilerimizden de o manada sorular var ama ben AK Parti sürecini bir bitirmek istiyorum. Şimdi AK Parti Davutoğlu diyelim ki şeyi devretti hükümeti. Kurma yetkisini Cumhurbaşkanlığı'na görevi iade etti. Şimdi teamüllere göre Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı'nın görevi vermesi gerekiyor ki 10 günlük bir süre var, 9 günlük. Fakat işte Refah Yol iktidarı döneminde bakıyoruz ki Erbakan istifa etti. Fakat Tansu Çiller'e verilmesi gereken görev başka birisine verildi. Şimdi teamüllere uyar mı Erdoğan yoksa işte MHP'ye örnek veriyorum veya herhangi bir milletvekiline hükümeti kurma görevi verebilir mi? Son derece güzel bir örnek verdiniz. Yani Cumhurbaşkanlığı yetkisini elinde tutanlar kendi bildikleri, inandıkları ve telkinlerle bir noktaya doğru gidiyorlar. Geçmişte olduğu gibi. Yani görev işte Sayın Erbakan'ın istifasıyla sonuçlanan bir görev verme sürecini kendi partisi olmasına rağmen dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman Demirel Mesut Yılmaz'ı çağırıp ona görev vermiştir. Ve gene kendi partisinin içini boşaltıp o milletvekillerini oraya transfer ettirmiştir. Yani bunlar yaşandı görüldü. Şu anda mevcut şartlar içerisinde gene tahammül diyoruz bilmem işte 10 günlük süre kaldırıyoruz ama evet bu 45 günlük sürenin 35 günü CHP ile aşılmıştır, tüketilmiştir daha doğrusu. Kalan 10 günde muhtemelen MHP ile tüketilir. Yine bir erken seçime gidilir. Yani bunlar bu işi kafasına koymuş görünüyorlar. Kafalarına koydukları zaman da şartlar, tahammüller, anayasalar bir sürü önlerinde şeyler var. Yani ihtimaller var. Bu ihtimallerin en kuvvetli olanı kuvvetle muhtemeldir ki bir erken genel seçime gidecekler. Buna erken genel seçim demek de biraz zor. Çünkü bir şey yapılmadı bu dönemde. Seçimleri yenilenmiş olacak. Yenilenmiş seçim. Yani millete zımmen şöyle demiş olacak. Ey millet sen yanlış yaptın gel bu işi doğrult. Peki millet de ya ben yanlış yapmadım yine aynı kararındayım derse yapacaklar çok fazla bir şey yok. Görev maya çalma gibi bir şey onun için ifade ettim ama bundan kaybedeceği bir şey de yok. Bunu isteyen iradenin kaybedeceği de fazla bir şey yok. 5-10 milletvekili, 20 milletvekili düşmüş olsa bile zaten hükümet kurulamıyordu. Yine kurulamamış olacak. Peki şu soru gelmez mi hakikaten? Tamam seçim oldu. Tek başına iktidar olmadı. Evet. Yine koalisyon, işte AK Parti'nin içerisinde var oldu. Bir koalisyon çıktı ortaya. Evet. Peki bu millet şunu sormayacak mı? Ya kardeşim ve o koalisyonda da CHP ile AK Parti anlaştı. Bir hükümet kurdular. Demeyecek mi kardeşim bizim 6-7 ayımızı neden heba ettiniz? O kadar masrafı neden soktunuz? Niye zamanında anlaşamadınız diye sormayacak mı? Evet yani millet bu tepkiyi çok rahatlıkla ortaya koyabilir. Meclisteki işte 4 parti meclise sokmuştu. Farklı bir eğilim gösterebilir. Der ki siz evet biz size yetki verdik ama siz Türkiye'yi yönetemediniz. Hükümet çıkaramadınız deyip bunları cezalandırmak da isteyebilir. Bu milletin vereceği karar neticede. Madem demokrasiyle yönetiliyoruz bu karara saygı durmak durumundayız. Herkes saygı durmak durumunda.
önümüzdeki dönem için böyle bir ihtimal var mı? Yani tekrar bir AK Parti CHP koalisyonu gibi bir koalisyon. Bunun halka takdim edilme uslubuyla, usulüyle ilgili gelişmeler bu sonucu belirleyecektir. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi şu rolü oynuyor. Ben aslında uzlaşmacı rolünü oynuyor. Ben aslında Türkiye'yi hükümetsiz bırakmama adına kendi ilkelerimden, kendi tabirleri söylüyorum, onların tabiriyle ifade ediyorum. Kırmızı çizgilerinden vazgeçtim. Geldim ama masayı sen devirdin veya masadan kalktın gittin deme adına bu kadar tahammül göstermiş oldum. Yoksa seçim meydanlarında veya seçim dışında birbirlerine ifadeleri hepimizin hakkında. Olmayacak bir şey. Olmazları millete gösterme adına da AK Parti bunu yapmış olabilir. Bu kurguyu ortaya koymuş olabilir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin aslında ne dediği çok fazla belli değil. Milliyetçi Hareket Partisi neden işte mecliste var, o da belli değil aslında. Yani aldığı oyları muhafaza... Yani neden meclisi var? Geçmişte işte merkez sağda olan partiler var. Öyle tabir edilen Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, bunların artıkları şu an orada. Kendilerine bir oy potansiyeli var. Bunların üstüne koyulduğu zaman neticede AK Parti karşıtı olan, oraya oy vermeyecek olan insanların toplandığı bir yer orası. Yani orası da bir iç ittifak, bir koalisyon görüntüsü veriyor. Ne dediği belli değil, ne yapacağı belli değil. Yani karambol bir şekilde işte ayakta durmaya çalışan bir görünümü var. Nihai olarak da eğer AK Parti ciddi manada sıkıntıya girerse destek vereceğini düşünülen bir duruşlar var. HDP'ye gelince Halkların Demokratik Partisi, bunların durumu çok vahim aslında. Bunlar ne yapmaya çalışıyor? Mağdur oynamaya çalışıyorlar. Şu son elde ettikleri durum bunu gösteriyor. Ama seçimde almış olduktan netice emanet oyların burada olduğunu kendileri de kabul etti. Ona göre bir siyaset tarzı ortaya koyacaklarını ifade ettiler. Ama huylu huyundan vazgeçmez sözünde olduğu gibi. Bunlar da durdukları yerde duramadılar. Neticede böyle bir iş daha da karışmış oldu. Peki şimdi önümüzde bir süreç var ve bu süreç nasıl tamamlanacak? Aslında herkes onu merak ediyor. Davutoğlu dedi ki ben dedi bu işin mecliste çözülebileceğine inanıyorum dedi. Bir seçim hükümeti veya bir azınlık hükümetiyle seçime gidebiliriz dedi ama şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı biraz tanıyorsak, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan gücün kendisine olmasını ister ve kendisi bir hükümet kurar veya kurdurur veya atar. Dolayısıyla sizce hükümeti, seçim hükümetini meclis mi kuracak? Meclis olan toplantıya çağrılıp meclisten mi çıkacak, yoksa Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hükümet mi kurduracak? Yani tabi bu süreç Tayyip Erdoğan'ı yıpratabilir. O da neticede bunu görürse eğer meclisin karar vermesi daha anlamlı hale gelir, ama meclisi nasıl bir karar verecek? Yani yeni seçilen milletvekilleri var, tekrar seçilip seçilmeme durumları var, bir sürü orta karambol bir tablo var, duruyor, bekliyor. Bunları bekleyen sorunlar bunlar. Ama benim indi kanaatim gene de meclisin kararıyla, yani Cumhurbaşkanı'nı yıpratmama adına sonuçta meclis karar verdi diye bir savunma yapmaları adına milletvekillerini işe götürmeleri ihtimali yüksektir. Bu süreçte işte 10 günlük bir süreçte AK Parti'de bir bölünme ve hani işte 300 tane AK Parti'de sadece tüm mecliste 300 tane yeni seçilmiş milletvekili var. Dolayısıyla bunların bir beklentisi var aslında. İhbar adına bir beklentileri var belki. Dolayısıyla bunlar yeni bir seçim riskinde tekrar milletvekili olabilebilirler. Çünkü AK Parti işte 80 tane isim var. Biz de varız bu oyunda diyecekler. CHP'de yine o isimler var. MHP'de isimler var. Dolayısıyla bunlar seçime gitmiyoruz kardeşim biz. Hükümet kuracağız diye bir adım atabilirler mi? Zannetmiyorum. Yani kısa vadede AK Parti içerisinde bir çatlak olacağını zannetmiyorum. CHP'den. Varsa da bunu, evet, CHP'de aynı şekilde. Varsa da bir tek ses, tek görüntü vermeye gayret edeceklerdir. Bir seçim sürecine doğru hızla evrildiğimizi bilmemiz lazım. Artık bundan sonra bir seçimlerin yenilenmesi, tekrarı veya erken seçim adına ne dersek diyelim. Kasım ayında olma ihtimali de çok yüksek. Ha durum değişir değişmez, o ayrı bir şey. Ama bu noktaya giderken siyasi partilerde bir çalkantı, yani çok derin bir çalkantı olacağı kanaatinde değilim. Şöyle yapalım, kısa bir araya gidelim. Aranın ardından da Saadet Partisi ne yapacak onu da sormak istiyorum. Çünkü birçok şey var işte. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki AK Parti tek başına gelsin, ama bu tek başına gelsin kendi anketlerinde de çıkmıyor.
yine 270'lerde takılıyor milletvekili veya 165'lerde. Dolayısıyla AK Parti'nin bir %2'lik, %3'lük bir dilime ihtiyacı var. Bir oya ihtiyacı var. Bunu Saadet Partisi sağlar mı? Blok olarak orada görünür. Blok olarak görünür mü? İşte AK Parti ve Saadet İttifakı mümkün mü? Bunları da konuşacağız. Kısa bir araya eğer müsaade ederseniz gideceğiz. Kısa bir aranın ardından konuklarımızla devam edeceğiz. Önemli bir mesele. Saadet Partisi ne yapacak? O sorunun cevabını arayacağız. TV5 ekranlarından yeniden hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Sabah gündeminin 3. bölümüyle karşınızdayız. Siyaset bilimci ve Saadet Partisi Genel Başkan Danışmanı Sayın Sadrettin Karaduman'la gündemi yorumlamaya devam ediyoruz. Saadet Partisi'nde kalmıştık. AK Parti bir seçime gidecek ve bu seçimde de kendi yaptırdığı ankette ve en son Habertürk gazetesinin bir anketi vardı. Orada da tek başına iktidarın artık çok zor olduğu, dolayısıyla AK Parti'nin aslında çok ciddi bir risk aldığını görüyoruz. Sonuç çok fazla değişmiyor aslında. Doğru. Bir tek HDP'de işte bir 2 puanlık kayıp var. O da belki normal olarak alınabilir. İşte sizin dediğiniz gibi emanet oylar geri dönebilir. AK Parti'nin alternatifi bir ittifak mı? Bu ittifak olursa ittifakın adresi neresi? Yani AK Parti böyle bir ittifak görüntüsünden uzun zaman kaçırdı. Kaçtı yani. Böyle bir görüntü vermek istemedi ama şu an mecburlar blok olarak gene Saadet Partisi az sayıda da olsa blok olarak duruyor. Böyle bir teklifin gelme ihtimali çok yüksek. AK Parti'nin başka çaresi yok. Ama Türkiye siyasetini açmak, oradan milli görüşün meselelere bakışını halkla paylaşmak anlamında da çok fazla da çare gözükmüyor. Yani bu ittifak olabilir, böyle bir seçim birlikteliği. Sadece seçim birlikteliği. Olabilir. Neden olmasın? Sonra yani, koalisyon var. Tabii ki yani seçimden sonraki süreçte yani ilk hedef milli görüşün bir şekilde meclise girmesi. Bu anlamda bakıldığı vakitte. Çünkü az önce aradan önceki bölümde biraz kısmen ifade ettim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde birçok tıkanıklıklar yaşanmıştır. Ama bu yaşanan tıkanıkları hep milli görüş aşmıştır kendi süreci içerisinde. Bakın bunları hayali bir şey olarak söylemiyorum. Yaşanmış şeylerden bahsediyorum. Milli görüş Türkiye'nin sanayileşmesi, ağır sanayi hamlelerinin o günün şartlarına göre ortaya koymuştur. Manevi kalkınmayı, İmam Hatipleri, Kur'an kursları ağırlıklı bu merkez olmak üzere manevi kalkınma hamlesini de başlatmıştır. Ha önüne kesilmiştir. 1994'lere geldiğinde belediye sadece genel yönetimde değil, yerel yönetimde de çok büyük tıkanıklar yaşandı. Belediyeler çalıştırdıkları işçiler maaşını ödeyemiyorlar. Çöpleri toplatamıyorlar. Yani sadece etrafa hastalık yaymasın, şehir topluca imha olmasın diye oranın üzerine kireç atmak durumda kalıyorlar. Çöpler toplanıyor, dağ gibi yığılıyor bir yere. Onların üzerine kireç atıyorlar. Bu durumda da milletin çöpünü temizleyen, milletin yaşamını kolaylaştıran milli görüş oldu. Yani yerel yönetimler buradan başlayarak diğer süreçlerde aynı şekilde oldu. Tabii bunu cin fikirlikle ele alan bir takım derin güçler kuvvetle muhtemeldir ki şunu hesapladılar. Dediler ya bu çalışan kadroyu bu tarafa transfer edersek bizim kontrolümüze daha anlamlı işleri yaptırabiliriz. Ama bu cin fikirlikten daha öteye geçemedi. Yani milli görüşün mayası kendisi tarihiyle bütünleşmiş haliyle öbür tarafta kaldı. Dolayısıyla bu ancak ve ancak bir seçim birlikteliği olabilir. Olabilir mi? Bence olur. Neden olmasın? Yani daha fazla düşme ihtimali var mı? Zannetmiyorum. Daha fazla düşmez. Ama bunlar bir ittifak arayışı içerisine girerler. Daha evvelinden çok mesafeliydiler ama sonuçları gördüler. Başka yerlerinde çare yok. Bu da kendileri açısından son bir sıçrama zemini olmuş olacak. Türkiye'nin de tabii ki milli görüşün meclise girmiş olmasıyla birlikte Türkiye'nin önünü açacak çok anlamlı değişimler, gelişmeler de olacaktır. Bu bakımdan da bakıldı vakti. Vatandaş böyle bir hesabı da düşünerek, bu düşünceyle hareket ederek oylarına da yansıtarak daha fazla büyütebilir. Şimdi Saadet Partisi veya Milli Görüş Hareketi'nin işte bakan düşürdüğü koalisyonları işte dönemleri hatırlıyorum. Daha doğrusu okuduk hatırlıyorum derken görmedim ama böyle bir mecliste olan az milletvekiliyle mecliste olan Saadet Partisi grup kurmak dışında etkin olabilir mi? Yani etkili olur. Yani Saadet Partisi her halükarda etkili olur. Çünkü Saadet Partisi AK Parti değildir. Saadet Partisi Türkiye'deki siyasi partilerin herhangi bir parti değildir. Dolayısıyla özgün bir duruşu vardır.
Türkiye'yi geleceğe taşıma, geçmişi kucaklama gibi iddiaları var ve bunlar da her bulduğu fırsatta bu manada önemli adımlar atmıştır ve Türkiye'nin önünü açmıştır. Türkiye'nin başka da şeyi yok, yani başka bir çıkış yapma ihtimali de yok. Yani sadece AK Parti arasından, hükümeti yönetenler, hükümeti olanlar arasından değil, Türkiye arasından da başka bir ihtimal kalmadı. Bundan sonra da adım adım Saadet Partisi büyüyerek yoluna bu şekilde devam eder ve bu faydayı gören, bunu yeniden keşfeden vatandaşlar da sandıklarda oylarını artırmak suretiyle, verdikleri desteği artırmak suretiyle Saadet Partili bir döneme doğru, Milli Görüş'ün de meclisi olduğu, hükümetleri olduğu bir döneme adım atmış oluruz. Şimdi aklımda bir soru vardı. Bir izleyicimiz o soruyu sormuş aslında. Dolayısıyla ben sormuyorum, izleyici soruyor. Hatice Hanım demiş ki, bizi oy vermeye nasıl ikna edecekler demiş. Yani seçim sürecinde sonuçta biz buradaki tabii görüşlerimizi ifade ediyoruz. Siz soruyorsunuz, biz de cevap veriyoruz. Ama partimizin elbette ki yetkili kurulları vardır, elbette ki bir genel başkanı vardır. Teklif gelmesi durumunda değerlendirilecektir, karşılıklı müzakere. Bunlar uzun şeyler ve o dönemlerde Hatice Hanım da şartlara bakarak ha buranın bir çıkış olabileceğini düşünmek suretle, yani bugünkü çıplak halle değil, Türkiye'nin içinde bulunduğu tüm durumları göz önüne bulundurarak Hatice Hanım da rahatlıkla ikna olur ve oy verir. Şimdi geçmiş seçimlerde, geçtiğimiz seçimlerde, 7 Haziran seçimlerinde Saadet Partisi çatısı altında bir ittifak gerçekleşti. Ama işte bir AK Parti ile bir ittifak olduğunda muhtemeldir ki AK Parti çatısı altında gerçekleşecek bu ihtimal. Dolayısıyla Saadet Partisi seçime girmemiş olacak. Yani Saadet Partisi seçmeni de AK Parti mührünün altına oyun atmış olacak. Dolayısıyla hani izleyicimizin sanırım sormak istediği soru bu. Nasıl oy vereceğiz sorusu. Bu bir seçim ittifakı olarak mı görmek lazım bunu sadece? Yani bakın, ben bunu çok kolay bir formüldür. Ve de önümüzdeki birçok seçenek var. Ama bunlar içinde bu seçeneği tercih ediyor değilim. Ya bu zor. Bunun zorlukları var ama bu aşılmak durumunda. Nasıl ki 1995 yılında Refah Partisi birinci parti geldi. Ama milletin gözünün önünde hükümet kurma yetkisi ona veremedi. Basın bir ana yol diye bir isim taktırdı. Hükümeti, yani oluşan hükümetin adına koydu. Ve o şekilde bir hükümet çıktı. Erbakan Hoca'nın orada tavrı son derece anlamlıdır. Biz de kahvemizi yudumlar, tiyatroyu seyrederiz dedi. Ve çok sürmedi, o hükümet dağıldı. Arkasından Sayın Erbakan'a hükümeti kurma görev verildi. Tansu Çiller'le hükümet kuruldu. Ama Tansu Çiller'in durumuna bakıldığı vakitte Tansu Han'ın bir kere bir önceki, yani yapılan son seçimlerde çok şiddetli bir şekilde Erbakan düşmanlığı ve Refah Partisi düşmanlığı yapmıştı. Bu anlamda çıkışlar yapmıştı. Kendi geleceğinde ben gelirsem ülke işte aydınlığa çıkar. Ben gelmesem Refah gelir ve ülke kararır. Böyle demiş olmasına rağmen bunlar bir araya geldiler. Neden? Şartlar onları bir araya getirdi. Şu anda mecbur kaldılar. Yani şartlar getirince zor oyunu bozar diye bir şey var. Şu anda böyle bir durum söz konusu. Bu durum, benzer bir durum söz konusu. Geçmişte de uygulandı sonuçta. Geçmişteki uygulamalar da bizim açımızdan son derece önemlidir. Evet, böyle bir ihtimal var mı? Var. Yapılabilir. Bu ittifak Saadet Partisi'ne bir şekilde işte meclise sokacak ve Saadet Partisi sizin ifadenizle bundan sonra güçlenerek yoluna devam edecek. Peki AK Parti için ne söyleyeceksiniz? Bu ittifaktan sonra AK Parti... Yani AK Parti'de beklemiş olduğu oy oranına ulaşmış olacaktır ve AK Parti daha az hata yapar bir konuma gelecektir. Bir, sonuçta eğer bu hükümete de yansıyacaksa, sonuçta hükümette bakanlık ve bir takım görevler de alması durumuna kadar işi götürecekse AK Parti daha az hata yapan ve Türkiye'ye sonuçta katkısı olan, Türkiye'nin gelişmesine, büyümesine, etrafındaki saygının artmasına katkısı olan bir durum ortaya çıkacaktır. AK Parti kazançlı çıkacak o zaman bu ittifakta. Tabii AK Parti kazançlı çıkacak. En çok kazançlı olan da millet olmuş olacaktır. Peki şimdi baştaki söylediklerinizle bu sonu birleştirecek olursak, AK Parti'yi getiren küresel güçler veya işte birileri demiştiniz siz. O birileri Saadet Partisi'nde de Milli Görüş hakkında karşı. Tabii ki. O birileri bu ittifaka müsaade edecek mi? İşte zor oyunu bozar sözümüz burada da son derece anlamlıdır. Artık millet yaşananları yavaş yavaş görüp hissetmiş olacak. Millet de hissettiği zaman o birileri dediğimiz kesim çok daha eskisi gibi daha radikal karar alan, rahat hareket eden bir pozisyonu olmayacaktır. Yani onlar da dengelerle oynuyorlar sonuçta. Bakıyorlar böyle bir eğilim varsa önünü açıyorlar. Yani geçmişte de Refah Yolu hükümetine engel olamamışlardır. Yani başka ihtimal, başka bir çözüm kalmadığından dolayı böyledir. Yani Türkiye Orta Doğu'daki sıradan bir ülke olmuş olsaydı bunlar çok rahatlıkla müdahaleleri olur ama öyle değil. Tabiri yerindeyse ahenkle dans ediliyor.
şartlar göz önünde bulunduruluyor. Çok fazla dikkat çekmeden yapılmak istenen yapılıyor. Ama milli görüşçüler her tarihte, her dönemde belki çok kısa kalmışlardır. Yani iktidarlar kısa olmuştur ama çok anlamlı işler çıkarmışlardır. İmza gitmişlerdi. Tabii ki çok anlamlı işler çıkarmışlardır, oraya imzalarını bırakmışlardır. Şartlar dönüp dolaşıp gelip gene çözümü onların önüne koymuştur. O da bunun içindir. Siyaseti konuştuk. Bir de tabii Türkiye'nin diğer bir gündem maddesi de terör olayları. Evet. Maalesef her gün yeni bir şehit geliyor artık. Hı-hı. Analar ağlamasın diye bir süreç başlamıştı ama bugün görüyoruz ki, gerçi medya bugün neden yazıyor onu bilmiyorum. Hı-hı. Ama o çözüm süreci devam ettiği sürece bile terör operasyonları varmış. Teröristler PKK operasyonları yapıyor. İşte yaralamalar oluyor, bomba patlıyor ama medyaya yansıtılmıyor. Bir şekilde karartılıyormuş. Bugün bir anda 7 Haziran seçimlerinden sonra bu terör olayları ortladı. IŞİD saldırdı Türkiye'ye. Evet. Siz Orta Doğu'da çok iyi bilen bir isim olduğunuz için önceki şunu sormak istiyorum. IŞİD Türkiye'ye neden saldırdı? Yani onunla ilgili epey şeyler yazılıp çizildi. Neden saldırdığının izah edilebilir tek yönü, geçmişte işte efendim mevcut hükümetle anlaşıyorlardı, uzlaşabiliyorlardı. Sonradan onlara operasyon çekince bir dakika dedi, benim de gücüm var. Bir tanesi bu olabilir. Onların da sonuçta yani terör örgütlerinin ne zaman ne yapacaklarını çok daha fazla yani hızlı kesilmek de mümkün olmayabilir. Döner kendisiyle müttefik olanları da aynı şekilde aynı silahı doğrultabilirler. Bu ihtimaller devamlı vardır. Türkiye'nin çevresiyle etrafıyla böyle bir sorun yaşıyor olması beklenen bir durumda aslında. Bundan sonra daha da kötü günler de olabilir. Yani böyle bir ihtimal de var. Ama kardeş olduğumuzu, bunun çözümünde bir İslam kardeşliğinden geçtiğinde bilmemiz lazım. Üst kimlik olarak bu İslam düşüncesini ve kardeşlik ruhunu, hukukunu ortaya koyarsak bu meseleler aşılabilir. Sürekli söylüyoruz ama bir kez daha ifade edelim. Alparslan'ın Malazgirt'e girmesiyle birlikte nasıl ki bu kardeşlik tesis edilmiş ve onun yanına yer almışlardır. Alparslan'ın Malazgirt'e girmiş olduğu 1071 tarihinden 1920'lere kadar, yani Lozan görüşmeleri süreci milli mücadele yıllarına kadar bir takım ihtimaller, imkanlar hani ayrışma anlamda önlerine çıkmıştır ama bunların tamamını reddetmişlerdir. O zaman da İslam kardeşliği baz alınmıştır. Yani biz Müslümanız ve kardeşiz. Sonuçta burada yer almamız lazım demiştir o zamanki güçler. Ayrıkçılık yapmamışlardır. Sonuçta milli mücadele yapılırken de evet İstanbul'da oturan bir halife var. Eli kolu bağlı olsa da bizi temsil eden odur. Biz bunun yanında, bunun safında olmamız lazım düşüncesiyle İngilizlerin ve o günkü güçlerin tekliflerini reddetmişlerdir. Şimdi aynı ruhu, aynı kardeşliği yeniden canlandırma ihtimali var ve Türkiye'nin önüne böyle bir fırsat da çıkmış oluyor. Bir kere akan kanın bu anlamda durdurulması gerekir. Yani geçmişte de biliyorsunuz işte Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, evet, derseniz onlar da şu hakkı olur işte, ben de Kürt'üm, ben daha doğruyum, ben daha çalışkanım der gibi. Yani geçmişte yapılan bir takım hatalar var. O hatalar sadece ve sadece ekonomik anlamda bölgenin refaha, huzura kavuşması meseleyi çözmüyor. Bu anlamda da atılması gereken ciddi adımlar var. Bu adımlar da atılırsa bu kardeşlik ruhu tesis edilir. Eğer iade edilmeyen, hale verilmeyen hakları varsa bunlar bir an önce verilmek suretiyle bütün bir ülke bütünlüğü sağlanabilir, kardeşlik tesis edilebilir. Bunun yanı sıra dışarıyla da aynı şekilde, yani sınırımızın dışındaki gelişmeler, IŞİD ve ondan önceki isimlerle anlam bir takım hareketler, bir takım örgütler vardı. Bunları da bir şekilde oturarak, yan yana oturarak, belki bir masa etrafında toplanarak, bir dakika kardeş, biz kardeşiz ve İslam kardeşliğinden kaynaklanan çok önemli avantajlarımız var. Bunları hemen devreye sokalım, dezavantajları unutalım gibi yaklaşımlarda bulunmak mümkündür. Bunu da ancak milli görüş yapar. Yani geçmişte yaptı, bugün de yapacak olan budur. Şimdi AK Parti'nin belki de en çok eleştirilen ve başarısız olduğu söylenen konu dış politika. Evet. Dış politikada maalesef çok kötü şeyler oldu ve işte Suriye şu anda ortada. Suriye'de son günlerde birkaç tuhaf şeyler oluyor aslında. Esad açıklama yapıyor. Diyor ki ben diyor kenar yerlerden çekiliyorum. Merkezde kendi güçlü olduğum yerlerde devletimi devam ettireceğim diyor. Yani buraları terk ettim diyor ben. Evet. İşte kime terk ettim? IŞİD'e mi? IŞİD ilginç bir şekilde alıyor. Ondan sonra PYD'ye bırakıp başka bir yere geçiyor. Dolayısıyla hemen bizim sınırlarımıza yakın bölgede bir Kürt kantonu veya Kürt bölgesi oluşmaya başladı yavaş yavaş. Dolayısıyla burada bir Kürt devletinin kurulması muhtemel mi? Ve Esad'sız
bir Suriye çözümü artık mümkün. Yani çözüm olarak ortaya attıkları tüm tezleri çökmüştür bunların. Şöyle ki sadece dış politikada değil ekonomide de çuvalladılar. Çözüm süreci diye bir süreç başlattılar. Onda da çuvalladıkları açıkça ortaya. Konuda çuvalladı. Yani hangi konuya el attılarsa ne tür iddialı sözler söylediklerse çünkü bunlar eninde sonunda gelip devletin bilinen refleksleriyle hareket ediyorlar ve oraya teslim oluyorlar. Güç kullanma evet. noktasına geliyorlar. Ben devletim, o halde ben güçlüyüm, ben istediğimi yaparım. Yani bizim medeniyetimiz, bizim tarihimiz, kökümüz güçlü değil de haklının yanında yer almayı gerektiren bir anlayışa sahibiz. Ama güce teslim olanların eninde sonunda hata yapmaları muhtemel. Böyle bir Kürt kantonu, evet bundan bahsediyor, bu yeni bir mesele değil. Ta Irak'a Amerika Birleşik Devletleri'nin 1990'ların başına müdahale etmesiyle, Baba Bush dönemindeki yeni dünya düzeni üst başlığıyla müdahalesiyle başlayan bir süreç vardı. Orayı çekiç güçün bölgeye yerleştirilmesi, o bölgenin haritalarının yeniden gözden geçirilmesi, yeniden düzenlenmesi, bir takım yerler devlet bahşedilmesi gibi düşünceleri vardı. Ha bundan 100 yıl önce de Batılılar bunu ayarlamışlardı. Şimdi baktılar ki yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Kendileri öyle görüyorlar. En azından kötü rüya görmemeleri adına, kafalarını yastığa biraz daha rahat koymaları adına, dünyanın ekonomik kaynaklarını daha çok sömürmeleri adına buna ihtiyaçları vardı. Türkiye rahatsız olmuş, buradaki insanlar ölmüş, bir sürü insan hayatını kaybetmiş. Bunların çok da umurunda değil. Bilmemiz gereken şudur, Kürt'ü, Türk'ü veya diğer milletleri, adı ne olursa olsun, İslam kardeşliği çerçevesinde bir araya gelip de bizden başka dostumuz yoktur anlayışı etrafında olmamız gerekir, toplanmamız gerekir. Başka türlü sloganik şeylerle veya orayı da idare edin, burayla da bir takım işler yapın demek de mesele çözülmüyor. Şimdi Türkiye'de çözüm süreci artık Cumhurbaşkanı Erdoğan deyimiyle buzdolabında. Evet. Buzdolabında olmak da Bahçeli'ye göre bozulmaması için, korumak için konulmuş bir şeydir. Evet, özenle o kelimeyi seçti, doğrudur. Evet. Peki bu şu mu demek? Yani AK Parti tekrar tek başına iktidara gelir, güçlenirse çözüm süreci devam edecek. İçinde ne olduğu bilmeyen bir süreç Türkiye'ye tekrar devam edecek. Silahlar tekrar susacak mı? Yani silahların diğer tedbirler alınmadığı için susmadığı ortada. Yani tecrübeli sabittir. Silahlar öyle sus deyince susmuyor. Her iki tarafta birbirlerine şu an güç gösterimde bulunuyorlar. Ama bu da ile nihaya devam etmez, edemez. Neticede bizim bir bütün olmaktan başka çaremiz yoktur. Atılan bu manada atılan adımlar doğru adımlar değil. Doğru adımlar olmadığı da açıkça ortaya çıkmıştır. Bir çözüm görmüyorum o manada. Bunların ortaya atacakları başka bir tezleri yoktur. Geçmişte çözüm olan şeyler belli. Onlar tekrar devreye sokulmak suretiyle bu milletin bin yıllık kardeşliği nasıl tesis edilirse aynı şekilde yeniden tesis etmek mümkündür. Ama bu Batılılarla olmaz. Hem Batılılarla olayım, hem operasyon çekeyim, hem uzlaşayım. Böyle bir ihtimal yok. Peki yapılan operasyonu değerlendirirsek, şimdi Amerika diyor ki ben İncirlik'i kullanacağım, evet. ama PYD'yi vurmayacağım, PYD'ye evet. yardım evet. edeceğim. Siz diyorsunuz ki Türkiye olarak PYD'de PKK'nın uzantısıdır, bizim için aynıdır. Biz onunla da savaşacağız diyorsunuz. Amerika'nın desteklediği bir örgütle Türkiye nasıl savaşacak? Bakın son operasyonlarda kullanılan mermiden tutun da bir takım plan programlara bunları dediler ki bu millidir. Milli, yerli, bize evet. ait. Neden? Başka sarılacakları bir çözüm çare kalmadığı için millete inandırıcı bir şey söylemeleri gerekirdi. Bunu söylediler. Yani milli olmak, yerli olmak, yerel olmak, özgün olmak durumdalar. Değilse işte Amerika'nın silahıyla, efendim Amerika'nın verdiği destekle, fikirlerle, onların sağladığı koordinatlarla bunu olmadığını artık millet biliyor. Milletin bu manada tabir yerine ise karnı tok. Bunu kendileri de gördüklerinden dolayı. Ancak milli çözümlerle bize ait özgün bir takım çıkışlarla bunların düzelmesi mümkündür. Değilse ne yaparlarsa yapsınlar iş tekrar başa döner, bir patinaj yapmış olurlar. Ama patinaj yaparken de bir hareketlik, bir ses, bir gürültü çıkar sonuçta. Şu an yapılan da odur. Bir de İran faktörü var. Bölgede evet. İran çok net bir şekilde Suriye desteğimiz, Esad'a desteğimiz devam edecek diyor. İşte AK Parti'nin İran'la ilişkileri, daha doğrusu hükümetin İran'la ilişkileri çok da iyi gözükmüyor. İşte Cevat Zarif Türkiye'ye gelecekti, evet. erteledi ziyaretini. Suud'a gitti, bir şekilde görüşmeleri devam ediyor ama yine Milli Görüş Hareketi de bu aralar bir takım hoca efendiler tarafından İrancılıkla
itham ediliyor. Şimdi İran'la Milli Görüş'ün diyaloğu ne? Birincisi sorun bu. İkincisi İran'sız bir çözüm olur mu Ortada Doğu'da? Şimdi Selim Bey, öncelikle İslam kardeşliği dediğiniz zaman bunun kitabı var, ilahi bir takım belgeleri var, bir süreci var, zincirler var vesaire. Neticede İslam'ın kardeş olarak kabul ettiğini siz düşman olarak inan edemezsiniz. Bakın bunun çok somut örnekleri de var. Diyelim Batı'da, Batı ittifak yaptı, bir araya geldi. İşte kendi aralarında olan kanlı savaşlara, mezhep savaşlarına son verdi. Bunların aralarındaki çok derin sorunlar, çok derin ihtilaflar ne yapıldı? Gömüldü. Evet. Şimdi bir taraftan Batı birleşirken, ittifak yaparken, ihtilaflardan uzaklaşırken biz ihtilafları çoğaltma yoluna gidemeyiz. Bu, yani reel politikasından bu çok doğru değil. Kaldı ki evet hoca efendilerin böyle işte bir takım görüşler serdettikleri biz de okuyoruz, görüyoruz, duyuyoruz ama bunlar çok tutarlı şeyler değil. Daha geçmiş dönemde İran'ı kendi evi olarak gören dönemin başbakanı gene Esad'a, Beşar Esad'a kardeşim diye hitap eden onlar da unutulmaması lazım. Yani biz Milli Görüş dün ne diyorsa bugün aynı şeyi söylüyor. Milli Görüş evet eline geçen 1996'daki hükümet olma fırsatında hemen ilk yaptığı bir küresel sistem kurma yoluna gitti. İran da bunun içindeydi. Yani attığı adımlar ilk ziyaret edilen ülke değil. Tabii ilk ziyaret edilen ülke onlarla bütün küresel sistemin karşısında dikilmiş olması rağmen onlarla bir takım anlaşmalar yapıldı. İşte doğalgaz anlaşması yapıldı vesaire. Yani Milli Görüş geçmişte ne yaptıysa ne dediyse bugün aynı şeyi söylüyor ve son derece tutarlıdır. Türkiye'nin başka çaresi yoktur. Türkiye ondan daha derin sayılabilecek bir takım ihtilafları da unutup bu ekiplerle de ittifak etmek durumundadır. İttifakla ancak bir sonuca varılabilir. İhtilafları çoğaltarak, büyüterek bir netice elde edilemez. Hoca efendiler de o usta hoca efendiliğini yapsınlar. Alanları neyse o alanla ilgili fikir beyan etsinler. Yani herkesin daldığı gibi onları siyasete dalarlarsa hocalıklar da unutulur. Hata üzerine hata yaparlar. Bölgede İransız bir çözüm mümkün mü? Yani bölgede İransız bir çözüm mümkün değildi. Yani bu ülkenin, Türkiye'nin, bölgenin, dünyanın bir gerçeği. Böyle bir akım var ve bu akımda çok tarihi kökleri var. Onlar öyle ikna olmuşlar. Bugün kalkalım da şu usta işte birbirimize ikna edelim. Bunlara gerek yok. Tarih boyunca herkes yazacağını, söyleyeceğini söylemiştir, yazmıştır, çizmiştir değil mi? Delilleri ortaya koymuştur. Ve herkesin kendine göre bir fıkıh oluşmuştur. Ne? 1000 yıldan fazla süren bu süreci biz tekrar geri çevirme durumdayız. Bunu böyle kabul etmek durumdayız. Mecburiyetindeyiz. Geçmişte savaş vesilesi olmuştur bunlar ama çözülmemiştir. Çözülmeyen şeyleri yeniden kalkıp çözmeye çalışırsak daha fazla ortalığı dağıtmış oluruz. Öyle yapmaktansa mevcut durumu kabul edip mevcut durumda ihtilafları büyütme yönüne değil de ittifakları kurma yönünde adım atmamız daha doğru olur. Şimdi, peki bu aralar çok fazla konuşulması bunun işte Şia'nın, Şiacılığın evet. Veya Ehli Sünnet'in çok fazla konuşuluyor olması sürekli korkulan şey olan mezhep savaşlarına hazırlık mı acaba sizce? Daha fazla körükler bunlar. Bir hazırlıktan ziyade daha fazla körüklemiş olur. Evet atılan yanlış adımlar var. Yapılan yanlışlıklar var. Bunları artık insanlar medyadan takip ediyorlar. Daha evvelin bir şey ifade edildiği vakitte bunu ispat etmek, bunu bulmak çok zor. Ama şimdi kameralar çekiyor. Bir tarafta olup bitenleri çekip dünyaya servis ediyorlar. Yani bu kolaylaştı. Evet. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyemeyiz. Ama bizim üzerinde durduğumuz ve ısrarla vurgulamaya çalıştığımız bu olayları büyütmeyelim. Bunları yavaş yavaş küçülte küçülte yok sayalım ve bizim ittifak edeceğimiz çok daha nedenler var. Ayrılıklar değil. Ayrılıklardan çok daha fazla nedenlerimiz var. Bunları biz konuşursak daha fazla yol alırız ve birliği de, vahdeti de sağlamış oluruz. Bu konuda son sorum, İran'ın işte Batı ile yaptığı bir nükleer anlaşması var malumunuz. Evet. İran kendini Batı ile anlaştı. İran artık hani İslam ülkelerine sırt çevirdi. Batı'ya yaslandı gibi bir yoruma yol açtı bu. Sizce bu anlaşma böyle bir şey mi? İran hep konuşulur ya, İran işte İsrail'le neden savaşmıyor? İran ABD'yle neden savaşmıyor? İşte bunların hepsi görünen şeyler aslında. Evet. Perde arkasında bir şeyler var. Bu anlaşma bunu mu biraz getirdi? Yani İran şeyle İsrail'le savaştı. Hizbullah üzerine evet. Savaştı. Yani bunlar hepten yok sayılacak şeyler değildir. Ancak İran'ın dış politikadaki tercihlerine bakıldığı vakitte İran'la ilgili yorum yapmak biraz zor. İlen Yahya Batı ile birlikte olacak demek zor.
Ama İran işte Ayatullah Hümeyni'nin inşa ettiği dönemdeki gibi olacak demek de zor. İran da İran olarak kabul edip mevcut durumuyla birlikte birlikte ne yapılabilir onlar konuşulmalıdır. Birliktelikleri konuşmak lazım. Tabii. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan ötürü. Siyaset bilimci ve Saadet Partisi Genel Başkan Danışmanı Sadrettin Karaduman'la konuştuk. Türkiye'nin gündemini masaya yatırdık. Pazartesi günü tekrar buluşacağız. Sabah gündeminde pazartesi günü farklı konu ve konuklarla Türkiye'nin gündemini, siyaseti değerlendireceğiz. Bugün Devlet Bahçeli'yle bir görüşme olacak mı? O görüşmeden bir koalisyon veya hükümet çıkar mı? Bunu da takip edeceğiz. Daha fazla haber ve ayrıntıyı TV5 Haber internet sitesinden ve Facebook ve Twitter adreslerinden takip edebilirsiniz efendim. Günden yansıyanlarda ve ana haberde de günün yeni gelişmeleri ve sıcak tartışmalar sizlerle olacak. Pazartesi görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.